Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ipek gibi tam kıvamında pastane usulü orijinal supangile tarifim var. Pastane usulü supangile için 6 yemek kaşığı toz şekeri tenceremize alıyorum. Üzerine de tepeleme böyle dolu dolu 3 yemek kaşığı un katıyorum. 3 yemek kaşığı dolusu da kakao katıyorum. Malzemeleri şöyle çırpıcıyla güzel bir karıştırıyorum. Üzerine 1 litre süt katıyorum. İki adet yumurta sarısını katıyorum. Ve tekrar güzelce çırpıyorum. Ocağı almadan önce pürüzsüz olana kadar çırpalım. Ocağı alalım ve karıştıra karıştıra kaynatalım. Gördüğünüz gibi kıvam almaya başladı artık. Ve kaynamaya da başladı bu arada. Kaynamaya başladı. Üzerine 2 yemek kaşığı tereyağı katıyorum. Tereyağı tuzsuz arkadaşlar bu arada. Tereyağımız eridi içerisinde. Altını kapatıyorum artık. Ve 80 gram bitter çikolata katıyorum içerisine. Ve yine çikolatalar eriyene kadar karıştırıyorum. Altı kapalı ama bu aşamada arkadaşlar. Çikolatalar da içerisinde eridi. Şöyle kenara da aldım. Soğumaya bırakıyoruz arkadaşlar. Yalnız soğurken arada karıştıralım ki yüzü kabuk bağlanmasın. Ve hem biraz daha hızlı soğusun. Kıvamını da görüyorsunuz. Oldukça güzel bir kıvamı var. Muhallebimi soğurken ben de kuplarımız var böyle. Onların dibine olmazsa olmazı keklerimizi yerleştiriyorum. Elinizde herhangi bir kek varsa onu da kullanabilirsiniz. Bayat keklerinizi de bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Ben böyle 10 dakika kadar beklettim soğuması için. Ara ara da karıştırdım. Pastane usulü supangile yapmanın en önemli püf noktası bu aşamadayken 1 su bardağı dolusu buzlu su katıyoruz arkadaşlar içerisine. Bardağım 200 milimlik ve karıştırıyoruz. Çırpıcıyla yeteri kadar karıştırdım. Ve mikserle güzelce çırpmaya başlıyorum. Supangilemi ben mikserle güzelce çırptım. Şimdi şöyle bir aparatım vardı elimde. Onunla bardaklarıma dolduruyorum. Ben supangilemizi böyle 7 tane kupa doldurdum. Tam 7 tane kup çıktı arkadaşlar. Soğuması için ve dinlenmesi için buzdolabına kaldırıyoruz. 1-2 saat dinlensin. Ondan sonra afiyetle yiyebiliriz. Üzerini de ben beyaz çikolata rendesiyle süslüyorum. İstediğiniz şekilde üzerini süsleyebilirsiniz arkadaşlar. Orijinal pastane supangilesi istiyorsanız kesinlikle bu tarifi tavsiye ederim. Afiyetle kalın.
Kanalıma abone olmayı, daha sonraki videolarımdan haberdar olabilmek için zile basarak bildirimleri açmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın.